reklam öncesinde aslında bizlere ani kalp ölümünde, kalp krizinde hem belirtileri hem de bulgular neler olabilir gibi hocalarımız bahsetmişti. Ama şimdi aklımıza gelen önemli bir soru da hani ani kalp ölümü olacağını düşündüğünüz, hani o riske sahip kişilerde hemen öncesinde farklı belirtiler olabiliyor mu? Hemen öncesinde bahsettiğim gibi aslında daha önceden herhangi bir ölümcül hastalığı olmayan kişide hemen şikayetlerin başlamasıyla bir saat içerisinde hastanın vefat etmesi sürecine diyorduk zaten ani kalp ölümü diye. Hakikaten birdenbire başlayan çarpıntı, nefes darlığı, halsizlik, gözünün önünde kararma, baş dönmesi, genel durum bozukluğu ve bayılma ilk şikayetler olarak karşımıza çıkabilir. Ama bazı durumlarda da ise direkt hastanın aniden şuurunun kaybı ve ani vefat söz konusu olabilir. Hiçbir semptom vermeden, hiçbir bulgu vermeden ilk bulgu ani ölümde olabilir. Hocam bir de siz reklam öncesinde demiştiniz ki hani ani kalp ölümünde aslında bizim teşhis açısından büyük bir sorunumuz yok. Hani teşhis koyabiliyoruz, yeter ki gelsinler. Tedavi seçeneği var mı? Tedavi olabiliyor mu hastalar geldiklerinde? Ani kalp ölümü hakikaten çok geniş bir yelpaze aslında. Bunların içerisinde önemli olanı en fazla yaklaşık %70'ini oluşturan koroner arter hastalıkları. Dolayısıyla koroner arter hastalıklarının tespit edilmiş olması, onların zamanında tedavi edilmesi zaten önemli bir önleyici faktör olacak. Fakat özellikle genç yaşta gördüğümüz koroner arter hastalıklarına bağlı olmayıp da doğuştan gelen yapısal kalp anomalleri, kapak hastalıkları veyahut ailesel geçişli yine iyon kanal bozukluklarına bağlı kalpte yapısal hiçbir hastalık olmamasına rağmen meydana gelebilecek ani kalp ölümleri açısından da bir kısım hastalıkları tamamen tedavi etme şansına sahibiz. Bir kısım hastalıklarda ise riski azaltma ihtimalimiz var. Zaten Abdullah Hocam'ın bahsedeceği koroner arter hastalıklarının anjiyoanjiyoplasti veya bypass gibi seçeneklerle giderilmesinin ötesinde benim bahsettiğim genç yaşta kalp krizine bağlı olmayan daha çok başka sebeplerle kalp kasının kalınlaşması gibi sebeplerle meydana gelen kalp ölümlerinde elektrofizyolojik çalışmayla tespit edebildiğimiz bazı hastalıklar var. Veyahut EKG'yi de tespit edip de elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon yoluyla hastalığı tamamen ortadan kaldırmak ve böylece hastanın ani ölüm riskini tamamen ortadan kaldırma imkanımız var. Bunların ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon gibi ani ritim bozuklukları kalbin çalışmasının normalin dışında nabzın oluşturulamayacağı şekilde kötü, anormal bir ritimde çalışması sonucunda meydana gelen ölümler olduğu için bu ritim bozukluklarını elektrofizyolojik çalışmayla hem tespit etmek hem de tedavi etmek imkanına sahibiz. Ama bazı kalp kası hastalıklarında bunlara yapabileceğimiz bu şekilde ritim bozukluğunun tamamen önüne geçmek şansımız olmasa bile bu hastalıkları, bu ritim bozukluğunu tespit edebilen ve tespit ettiği anda da kendisi müdahale edip gerektiğinde hastaya şok vererek ritmi tekrar normale çevirebilen kalp pillerimiz var. Hı hı. Bu defibrilatör dediğimiz ICD diye bilinen intrakardiyak yani kalp içerisine yerleştirilen defibrilatörler var. Böylelikle hastalarda ani ölümü gidermek, önüne geçmek mümkün. O yüzden diyoruz zaten hastalarımız bize gelsinler diye. Tedavi imkanları var. Bir kısmında tamamen kür sağlayabiliriz. Bir kısmında da riski azaltabiliriz. O yüzden hastalarımızın, bundan şüphelenebilecek insanların, burada önemli olan farkındalık dediğim gibi. Farkındalığının artırılması ve hastalarımızın bize müracaat etmesi ani kardiyak ölümün önlenmesi açısından önemli. Hocam teşekkür ederim. Siz şimdi konuşurken dediniz ya Alpay Hoca'nın bahsedeceği gibi. O zaman Abdullah Hoca'nın bahsedeceği gibi dediniz. Hemen onu sorayım o zaman. Sizin eklemek istedikleriniz var mı tedaviden madem konuşuyoruz? Sonra izleyici sorularına geçeceğim çünkü. Evet, kalp damar hastalıklarının tedavisi modern dünyamızda çok ileri aşamaya geldi. Bu konuda çok şükür ki çok iyi seviyedeyiz. Hem Konya'mız hem de tıp fakültemiz olarak. Bu konuda tedavi alternatiflerimiz, modern tedavi alternatiflerimiz çok. Ama bizim medeniyetimiz hastalanmadan hastalığı önlemek. Bu bakımdan öncelikli olarak riskleri tedavi etmek. Riskli insanları bulup riskleri tedavi etmek. Bireysel olarak, toplumsal olarak bu en önemli.
Çünkü kalp damar hastalığı bazen anne karnında başlayan bir süreçten bahsediliyor. İşte İkinci Dünya Savaşı'ndaki gebe kalmış annelerin çocuklarının erken yaşta kalp damar hastalığı olduğu, işte Japonya'daki atom bombası sonrası gebe kalıp annelerden doğan neslin daha kolay kalp damar hastalığı olduğunu düşününce, yani o maruziyetin hızlandırdığını şahidiz. O bakımdan hastalanmadan hastalığı önleme, biz riskleri önle, uzun yaşa diyoruz. O yüzden riskler üzerinde durmamız lazım. Hastalık olduktan sonraki tedavi alternatiflerimiz, eğer hastalarımız zamanında, doğru zamanda gelirse daha büyük faydamız olmakla birlikte çok farklı tedavi usullerimiz var. Bilgilendirmeler için teşekkür ediyoruz. Hani izleyici soruları dedim ya, güzel şeyler karşımıza geliyor. Hani burada denilmiş ki ya, kalp krizi yanımda birisi geçiriyor olsa ben ne yapmalıyım, ne yapmamalıyım? Evet. Güzel soru yani. Aradan önce şey konuştuk. Sağlık okur yazarlığı, bilinç, farkındalığı diyoruz. Bu önemli. Geçmişte bir hastam olmuştu. Kızı babasına kalp masajı yapmış ve hayata tutturmuştu. Ben dedim ki tebrik ediyorum. Nereden öğrendiniz? Filmde öğrendim. Artık gelişmiş toplumlar bu hocam bahsedecek kalp masajını artık lise seviyesinde polisler, askerler ve toplum sağlığını ilgilendiren birçok seviyede bu kalp masajını, bu bir eğitimini toplumlar vermeye başladı. Böyle bir durumda bir kere bir soğukkanlılık, özellikle o soğukkanlılığımız hastanın ömrüne ömür katar. Öncelikle hemen 112 diyoruz. Ve hastamızın bulunduğu ortamda hastamızı rahatlatacak, işte boynunu ve müdahale edeceğimiz kısımlarını rahatlatıp, bilinci yoksa ne olursa olsun lütfen kalp masajı yapalım. Yani ani bilinç kaybı olmuş olsun. Çünkü kazancımız çok fazla. Bu kalp masajıyla hayata tutulmuş birçok insanlar var. Bu konuda tabii hastalığın cereyanı, bazen yanıltıcı şikayetler olabiliyor. Bazen işte bulantı kusmayla gelen hastalarımız sadece mide bağırsak şikayeti üzerine kurgulanıp onunla hem hastaneye hem doktoru yanlış yönlendirilebiliyor. Az önce bahsettiğim gibi riskleri barındıran hastalarda, tabii bu sağlıkçılar için de geçerli, kalp krizi olma ihtimalini düşünmek ve onu ekarte etmek gerekir. O yüzden şikayetle birlikte hastamızın genel durumunda olağanüstülük oluyorsa, bilincinde, tansiyonunda, pozisyonunda ve duruşunda, lütfen bu konuda zaman kaybetmeyelim. Artık 112 Konya'mızda ve Türkiye'mizde iletişime en yüksek olan aşamaya geldi zamansal olarak. O bakımdan lütfen bu konuda 112'yi bir an önce tıbbi yardımın hastayla buluşturmanı kısaltmak lazım. Yani hayat oradaki kısalık kişinin ömrünü uzatıyor. Yani önce kalp krizini bir tanıyın, bilincine bir bakın diyorsunuz değil mi? Sonra da gerekli müdahaleyi biliyorsanız. Yani bu genel durum bozukluğu için. Çünkü tabii takdir ederseniz ki kimin kalp krizi olduğunu bilmez. Ama genel durum bozukluğu, olağanüstülük. Tamam. Yani daha önce konuşuyorsunuz, yanınızdaki bir kişinin bilincinin ani kaybolduğu. İşte bir keyifsizlik hissediyorum diyen bir kişinin bilincinin ani kaybolması nedir? Öncelikli olarak ölüm riski yüksek olan bir durumdan başlayalım. O da bilinçlilikle kalpten olduğunu düşünerek bütün senaryoyu onun üzerine kurmamız çok kazandırıyor. Hayat kazandırıyor. O bakımdan önemli. Teşekkür hocam ederim. Bu konuda Abdullah hocama dikkatle bulmak istiyorum müsaadeniz olursa. Özellikle göğüste daralma hissi, baskı hissi, fenalık hissi, göğüste yanma, sanki bir ağırlık varmış gibi bir şey hissetmek, soğuk soğuk terlemenin başlaması durumunda bunun büyük bir ihtimalle bir kalp krizine bağlı olabileceğini düşünmekte fayda var. Ve eğer mümkünse, hocamın da bahsettiği gibi artık şartlarımız çok iyi, hemen 112'ye haber verebiliyoruz. Ama 112 gelinceye kadar evde aspirin varsa bir aspirin çiğnetilmesi çok faydalı olacaktır. Pozisyon önemli. Ayaktaysa derhal yatırılıp. Bilinci kaybolduysa ve tansiyonu, eğer artık dijital tansiyon ölçerlerimiz var, düşükse ayağını bile kaldırmak.
Yani iki ayağını kaldırmak bazı hayat kurtarıcı olabiliyor. Hastayı mümkün olduğu kadar müdahaleye de hazır etmek. Sıkı kıyafetler. Çünkü 112 geldiğinde şok vermesi gerekecek, müdahale etmesi gerekecek, kalp grafisi çekmesi gerekecek. Derhal hastayı rahatlatıcı kıyafetler. Hastaya pozisyon bile bazen kurtarıcı olabilir. Ayaktaki hastayı, çalışan insanı. Bir de özellikle toplum sağlığını ilgilendiren kişiler. Bu şoför, kaptan, değil mi? Başkalarının sağlığında tehditte bulunan insanlar açısından da bu konuda lütfen stabiliteyi sağlayıcı, müdahale edici durumda müdahale olmak lazım. Teşekkür ediyorum hocam. Çok can alıcı hani noktalardan bahsettiniz çünkü. Peki ani kalp ölümünde de mi bu tarz bir müdahale yapılacak? Hayatta kalmanın, kalbi durmuş bir hasta, hayatta kalmanın en temel anahtarı hiç vakit kaybetmeden kalp masajının başlanmış olması. Çünkü kalp masajının başlamasındaki gecikme her bir dakikada yaklaşık %10 ihtimalle ölüm riskini artırıyor. Temel anahtar kalp masajı. O yüzden zaten Abdullah hocam da hemen vurgu yaptı, ısrarla vurgu yaptı. Öncelikle kalp masajı yapın diye. Ani kardiyak ölüm hakikaten aslında sık karşılaşabileceğimiz bir durum. Hani Amerika'daki istatistiklerde yılda 450 bin civarında insanın ani kardiyak ölüme maruz kaldığı biliniyor. Bu da yaklaşık günde 1200, saatte 80 kişinin ani kalp ölümüne maruz kalması demek ki. Ülkemizde de istatistiklerimiz maalesef henüz çok saatli olmamakla birlikte bu rakamın 70 bin civarında olduğu tahmin edilmekte. Dolayısıyla hepimiz her an, her yerde, çarşıda, pazarda, AVM'de, toplu taşıma araçlarında, okulda, markette bir şekilde ani kalp ölümüyle karşı karşıya kalabiliriz. Buna şahitlik edebiliriz. Bu gibi durumda Abdullah hocam da biraz önce vurguladığı gibi serin kanlılığımızı kaybetmemek gerekiyor. Mümkün olduğunca serin kanlı bir şekilde yaklaşmak lazım. Burada temel anahtar hastanın kalbi durmuş mu, durmamış mı? Bunu anlamak lazım. Tabii sağlık profesyonelleri bunu nabızda bakarak tespit edebiliyorlar. Yani vatandaşlardan da bu konuda tecrübesi olan, kendisini bu konuda eğitmiş olan, bilgi sahibi olan insanlar şah damarı yani karotis arteri boyundan bir şekilde muayene ederek, dokunarak varlığını, nabızın var olup olmadığını tespit edebilirler. Ama bu konuda tecrübesi olmayanların hiç nabza bile bakmalarına gerek yok. Sadece hastayı gözlemlemeleri, nefes alıp vermediğinden emin olmaları. Bu da çok zaman kaybetmeden hatta mümkünse 10 saniye içerisinde buna karar vermeleri gerekiyor. 10 saniye içerisinde birdenbire şuuru gitmiş, yere düşmüş biriyle karşılaştığınızda solunumu var mı? Göğüs hareketi, karın hareketi var mı? O an kısa bir süre sesli şekilde uyarı vererek iyi misiniz tarzında kişiyi sarsarak onun tepkilerini ölçmek lazım. Eğer hiçbir tepki yoksa 10 saniye içerisinde bunun artık kalbinin atmadığına karar vermiş olmak gerekiyor. Ve bu durumda göğüs masajına başlamak gerekiyor. Hı hı. Göğüs masajı en önemli şey. Az gecikme hastada ölüm riskini çok artırıyor. Vatandaşlarımızın bu konuda çok korkmamaları gerektiğini söyleyebilirim. Yalnız masajı yaparken dikkat etmeleri gereken şey göğüs kafesinin tam orta kısmına. Hemen midenin üzerindeki, midenin boşluğunun üzerinde şuraya ne sağ ne sol tam ortaya iki ellerini üst üste koyup göğüs kafesine getirecek şekilde kuvvetli basılar yapmaları. Hız olarak dakikada 110-120 civarında kuvvetli bası yapmaları. Solunum yapılmasa bile suni solunum yapma imkanı varsa çok çok daha güzel. Yani kalp masajına ilaveten suni solunum yapılması gerekmekte ve yapılabilirse çok güzel ama sağlık profesyoneli olmayan birisi için belki bu çok zor olabilir. Bu gibi durumda suni solunum yaptırmadan bile sadece kalp masajı yaparak 112 gelinceye kadar hastaya destek olmaları hayatta kalması için çok önemli bir faktör olacaktır. Seyircilerimizden, izleyicilerimizden benim ricam bu olacak. Yalnız şunu da hatırlatmak istiyorum. Artık son zamanlarda büyük AVM'lerde, okullarda, istasyonlarda dışarıdan ritim bozukluklarını düzeltmeye yönelik otomatik şok verici cihazlarımız var. O bölgede bir AVM'de, işte bir havalimanında, bir okulda bunun varlığı hemen sorulmalı. Böyle bir şey var mı diye, varsa onun getirilmesi hastaya
eğer şoklanması gerekecek bir kalp ritim bozukluğu varsa zamanında, yani 112 gelmeden o şokun verilmesi çok çok daha hayat kurtarıcı olacaktır. Bunu da akılda tutulmasında fayda var. Evet, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok önemli bilgilerdi bunlar. Şu farkındalık adına da. Neler yapabileceğini insanın düşünmesi adına da. Çünkü zarar vermemekti değil mi burada düşünülen, faydalı olmanın yanında. Gene sonuçta eğer zamanınız kalırsa şöyle bir toplamanızı isteyebilirim hocam. İzleyici sorularımızdan bunların dışında 17 yaşındaki bir izleyicimiz demiş ki kalbim 107-108 atıyor. Bu normal mi? Bir de çarpıntı olmadan önce göğsüm sıkışıyor. Bir doktora gitmeli miyim demiş. Ne dersiniz bu konuda? Normalde biz kalp hızını 60 ila 100 civarında bekleriz. 100'ün üzerindeki hızlar 60 kabul edilir. Genç bir hasta, bu hastada ilk önce tabii ki çok daha iyi huylu, masum sebepleri düşünmek lazım. Ama masum sebepler de olsa bu hızla çalışmasını engellemek adına bu sebebi tespit etmek ve tedavi etmek lazım. Benim aklıma gelebilecek şu anda ilk başta kansızlık olabilir. 17 yaşta bilmiyorum kız mı seyircimiz, erkek onu mi? Onu söylememiş, evet hocam. Yani mesela özellikle bir kızsa adet düzensizliklerine bağlı olabilir. Kansızlık olabilir. Veyahut bir guatr olabilir hastamızda. Öncelikle bunlara bakmak, bunlar değilse bile başka sebepler ne olabilir? Araştırmak ve gerekirse de bir tedavi başlamak açısından hekime görünmesinde fayda var diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Bir izleyicimiz de Denizli Çivril'den Birsel Türkoğlu, kalp hastası olduğunu, sabah akşam olduğunu, olmasından dolayı çarpıntıların arttığından bahsediyor. Ne önerirsiniz? Yani evet, çarpıntıyla ilgili olarak biz mevsimsel kalp damar hastalıkla mevsimsel özellikler değişir. Neden? Kış demek, soğuk demek. Soğuk demek de damarları, özellikle koroner damarları üzülme riskini artırır. Özellikle anlaşılan seyircimizin kalp damar hastalığı yahut da kalp hastalığı, tabii o spesifik olarak bilmediğimiz için var olduğu anlaşılıyor. Soğukla tetiklenen çarpıntıların olması önemli ve kıymetli bir şikayettir. Bunu netleştirmek adına uzmanına tekrar başvurması. Çünkü daha önceden olmadan ve soğukla tetikleniyorsa bu kıymetli bir şikayettir, önemli bir şikayettir. En kısa zamanda kalp uzmanına başvurmaları gerekiyor. Gerekiyor. Teşekkür ederim hocam. Şimdi Konya'dan böyle bir soru gelmesi hoş olmuş aslında bakınca. Alpay hocam özellikle size sormamı söylemişler. Konya'da hani etli ekmeğin çok fazla yendiği, bu durumda hani bunun bir tüketim için sınırı olmalı mı? Yemeli miyiz? Bir sorun oluşturur mu diyorlar izleyicilerimiz. Evet, Konya'nın meşhuru olmazsa olmazı etli ekmeği. Hiçbirimizin vazgeçemediği gıdası. Burada tabii ölçü önemli. Kişi her şeyi, aslında her şeyi tüketmek açısından çok, eğer ciddi önemli bir hastalığımız yok ise, mevcut bir altta yatan hastalık var da ona karşı diyet yapmak haricindeki durumlarda her gıdadan mutlaka ölçülü şekilde alınmasında hiçbir sıkıntı yok. Etli ekmeği de bu anlamda seyircilerimiz abartmadan ölçülü bir şekilde yiyebilirler. Teşekkür ederim. Bir başka izleyicimiz de annesinin 83 yaşında olduğunu, aort kapağı üzerinde %60 kireçlenme sonucunda bir ameliyat, kireçlenme var ama ameliyat olamadığını, hani bitkisel çözümler öneriliyor ya, kireçlenmede de bu işe yarar mı diye bir sorusu var hocam. Buna fitoterapi diyoruz. Şunu açıkça söyleyelim. Hiçbir fitoterapinin, hiçbir bitkinin ne kalp damarlarında ne de kapaklardaki darlıkları giderici özelliği yok. Hastamız özelinde kalp kapak, özellikle aort darlığı 83 yaşında, yani cerrahi riski yüksek olan hastalarda artık fakültemizde de çok başarılı bir şekilde yapılan anjiyometriyle kasıktan yeni biyolojik kapaklar, cerrahi açık cerrahiye sokmaksızın kapakları değiştirebiliyoruz. Bu konuda da Konya'da tek merkez biziz. Bunun kriterleri var. O kriterleri karşılaması dahilinde artık mekanikle çözümü vardır. Oradaki darlığı ve kireçlemeyi yok edici bir bitkisel ilaç yoktur. Bunun tıbbi tedavisi cerrahi riski yüksek olsa da artık anjiyometoduyla kasıktan kapağı değiştirebiliyoruz. Ertesi gün yürüterek evine gönderebiliyoruz. Bu Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği de
yaptıklarıyla, yaptığı sayısal rakamlarla bu konuda rüştünü ispat etmiş merkezlerdendir. Çok teşekkürler. O zaman bunu öğrenmek için de çok güzel bir de soru olmuş, onu da söyleyeyim. Atlamadan geçtik. Bunun dışında hocam farkındalık dediniz, sağlık okur yazarlığı dediniz. Böyle riskli bir durumdaki gençleri, anne babaları neler yapmalı ve onları ya da risk altındalarsa onlara hani tıbbi yardım ya da danışmanlık için neler yapılabilir? Niye böyle toplu soruyorum? Sorularda da böyle var, zamanımız da çok az kaldı hocam. Sizlerden alırsam sevinirim cevaplarını, buyurun. Hocam, evet. Siz başlayın. Ben de ilave edeyim. Aslında programın başından beri konuştuğumuz şeyler, aynı şeyler. Bilinç düzeyini artırmak anlamında okullarda sağlık eğitimi verilebilir. Basın bu konuda destek verebilir. Şu anda bizim yaptığımız bu programın benzerleri hem gerek televizyonlarda hem dergilerde, gazetelerde, sağlık köşelerinde gündeme getirilerek bilinçlendirme yapılabilir. Ailelere bu konuda özellikle risk faktörü bulunan ailelere genetik danışmanlık hizmetleri verilebilir. Bilgilendirme verilebilir. Önemli olan farkındalığı bir şekilde artırmak. Sağ olun. Buyurun. Evet. Yani günümüzde akıllı şehirler, akıllı siteler duyuyoruz. Ben onu artık sağlıklı şehirler, sağlıklı siteler olması lazım. Bu konuda da ailelere büyük rol düşüyor. Az önce hocam ani kalp bölümünde hayat kurtarıcı kalp şok cihazlarından bahsettik. Çünkü onlar da akıllı. Çünkü ritmi okuyup şok verebilen nitelikte. Sitelerimiz oluşturulurken, şehirlerimiz oluşturulurken artık riski yüksek, nüfusun çok yüksek olduğu yerlerde milyonlarca doları parayı binalara yatırabiliyoruz. Ama hayat kurtaran küçük cihazları şehirlerimizin belli bölgelerine, belli AVM'lerde artık kurumsal olarak da şart olması gerektiğini düşünüyorum. Sağlıklı şehirler, sağlıklı siteler dedik. Çünkü sitelerin oluşturulmasında çocuklarımızın alışkanlıklarının eğitimini vermemiz açısından artık çocuklarımız az yürüyor. Evet. Servis, okul, servis, ev. Çocuklarımız az top oynuyor, az spor yapıyor. Az spor, obezite, şeker, obezite, tansiyon. Bunların hepsi bir birlikte olduğu zaman kalp damar hastalığı erken yaşta oluyor. Bu bilinç son derece önemli. Ebeveyn bilinci, anne baba bilinci, eğitimi. Ve özellikle de Japonlar bunu başarmış düzeyde ilkokul çağında çocuklarımıza sağlıklı besinlerle tanıştırma. Böyle lezzetli, güzel günümüz kalorisi, karbonhidrat oranı yüksek, çocuklarımızı zehirleyenler değil. Beslenmemizde sağlıklı besinlerle tanıştırma, eğitme ilkokuldan başlayan bir süreçtir. Yapılacak çok şey var. Bu konuda basınımıza da büyük vazife düşüyor bu sağlık farkındalığını oluşturmak adına. Ama bu hepimizin vazifesi. Çünkü sevdiğimiz en kıymetli annemiz, babamız, kardeşimiz, dayımız. Kaybedince hep üzülüyoruz. O bakımdan sağlıklı toplum sevgi dolu toplumdan da geçer. Sadece beslenme alışkanlığı değil, sevgi, aile sevgisi, aile ilgisi de hastalıkları düzelten temel yaklaşımlardan biridir. Teşekkür ederim Abdullah Hocam. Alpay Hocam eklemek istediğiniz varsa buyurun, bitiriyorum programı çünkü. Peki, artık. O otomatik defibrilatörlerle ilgili benim bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam güzel bir gelişme. Türk Hava Yolları uzun mesafe uçuşlarında uçaklarda mutlaka bulundurmaya başladı. Bu çok güzel bir gelişme. Abdullah Hocam'ın da bahsettiği gibi kalabalık yerlerde son zamanlarda zaten yapılıyor ama daha da artırılması, nüfusun fazla olduğu alanlarda, sitelerde kolayca ulaşılabilecek, bu defibrilatörlerin kolayca ulaşılabilecek yerlere koyulması gerçekten hayat kurtarıcı olacaktır. Çok teşekkürler geldiğiniz için de. Biz teşekkür ediyoruz. Bugünkü konuklarım Doçent Doktor Alpay Arıbaş ve Doçent Doktor Abdullah İçli'ydi. Bir sonraki işimiz sağlıkta görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.